Dün buraya kadar olan kısmı görmüştük zaten. Şimdi başka bir şey söyleyelim. Karşılıklı kenarların eşit olduğunu da bir kez daha söyleyelim aslında. AB, CD. Yani AB artı CD, CD AD artı BC'ye eşitmiş bak. X, Y, AB var. X, Y, AB var. Yani karşılıklı kenarları toplam birbirine eşit. Bu niye önemli biliyor musun? O Neden? şu yüzden önemli. Bak şimdi ne olur? Burası da R olur. Burası da R olur. Şimdi alan ABCD'yi nasıl bulacağım? Bak şimdi. Şimdi R çarpı AB bölü 2. Yani dört üçgeni de yazacağım şimdi. R çarpı AD bölü 2. R çarpı DC bölü 2. R çarpı BC bölü 2. Yani yükseklik çarpı taban bölü 2 yapıyorum. Ben bunu R parantezine alırsam ne olur burası? AB AB artı AD AD DA bölü yazalım, önemli değil. DC tamam. artı BC bölü 2. İki. Aslında bunadır çevrenin yarısı her zaman geometride U diye gösterilir. Bu benim burada diyecek olduğum şeye dikkat et ama AB ile yani AB ile DC'nin toplamı neye eşitmiş? BC ile AD'nin toplamına. Yani aslında R çarpı Çarpı BC artı D. AB artı CD de olabilir. R çarpı BC çarpı artı AD de olabilir. İkisi de aynı şey çünkü bu uzunluklar aynı, birbirine eşit ya. Yani Ha, bir... teğetler dörtgeninde alanı bu şekilde bulabiliriz. Var mı kafana takılan bir şey? Yanlış hocam, burada AB artı CD yerine BC artı AD yazdınız, öyle mi? Evet, bir şey yapmadım başka. Burada bu yazıp ikiye bölünce iki tane AB, iki tane BC oluştu. Yarısını aldığım için alanlar bunlarmış. Yani şununla şunun toplamını biliyorsam, bir de yarıçapı biliyorsam alanı bulabilirmişim. Anlaştık mı? Tamam. Peki devam edelim. Şimdi gelelim soru tiplerine gelelim şimdi. Çizelim. Şöyle dursun. Şuraya bir kare çizeyim. Atıyorum. Soru da sana şu şekilde verdi. Yani karenin dışına taşmış bir şekilde de verebilir. Yani şöyle de yapabilir. Ama teğetlik var. Onu unutma. Bir tane teğet olsa bile yeterli benim için. Bu dikdörtgene daha çok benzedi ama mantığı değişmez. Hepsinde aynı. Bak, bunu gördüğün anda şekil çok zor gözüküyor aslında ama değil bak. Ben bunu böyle birleştireceğim. Böyle birleştireceğim. Böyle birleştireceğim. Ben biliyorum ki burası R, burası R. Doğru mudur? Evet. Peki burayı birleştirdiğim zaman bunu iki eşit parçaya ayırır. Ve şurayı birleştirdiğim zaman da bak burası da R. Burada Pisagor yapabilirsin. Zaten bak R, R oldu ya. Karenin bir kenarı da 2 R oldu. 2R oldu. 2R oldu. Yani ben belki yanlış çizmiş olabilirim. Sen şekle çok aldın ama birazdan göreceğiz nasıl yapacağımızı. Bu tarz sorular gördüğünde hep şu dikiyi indireceksin. İki eşit parça ayıracak. Ve kesinlikle teğetle birleştireceksin. R olacak. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi çember çiziyorum yine. Bir tane teğet çiziyorum. Merkezle birleştiriyorum. Ne yapacağım bu tarz sorularda? Bunu böyle birleştireceğim, değil mi? Pisagor. Evet. Ya da gerekirse kuvvet. Yani bunun karesi burası çarpı. Tabii burayı uzatacağım. Tamamı diyebilirim. Peki tam şöyle yaparsan nasıl yapacağız? Şu şekilde. Şöyle bitsin. Burası yine merkez olsun. Şimdi burada şöyle yapabilirsin. Bunu böyle çekersem ben biliyorum ki burayı iki eşit parçaya bölecek. Doğru mu? Doğru. Tabii şöyle de bir şey çizelim. Bunu böyle çekersem burası da 90 ama ben şurayı şey yaptım. Yanlış yaptım. Yani şu şöyle şuradan geçseydi daha güzel olurdu ama
Hani benzerlik yapabilirsin burada. Hani şu çok, hadi şunu da şöyle çevireyim de. Burası 90 olacak. Yani şu 90'lık var, bir de böyle bir 90'lık var. Benzerlik yapılabilir. Yani yap, illa ki olacak diye bir kaydı yok ama yapılırsa güzel olur. Şimdi bir tane çember var. Burayı şöyle düzelteyim. Şuradan yapayım. Bir teğet böyle olsun. Bir teğet de böyle olsun. Bak şimdi. Çemberin merkezi burası. Bu tarz bir soruda ne yapacaksın? Yani iç içe 3 tane çember verecek. Ve sen burada ne yapabilirsin? Şimdi tabii bazı uzunlukları verecek tabii ki. Tabii bunlar buranın merkezi. Yani. O1, O2, O3 merkez. Ben buraya R2 diyeyim. Burası R3. Değil mi? R2, R3, Bunu böyle R4 tutursam eksi burası ne olacak? Burası da R3 olacak, değil mi? Buraya tutursam R2. burası R2 olacak. Bak şu uzunluklar. Buraya X, buraya Y diyelim. X artı R2 ile Y artı R3 birbirine eşittir. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Anlaştık mı? Neden? Çünkü Tamam. çemberin merkezi olduğu için yarı çap yarı çap. Büyük çemberde. Anlaştık mı? Tamam. Peki. Bir tane çember kesişebilir. Teğet de olabilir. Çok şey değil. Şöyle teğet Ha. olsunlar. Bu soru tiplerini görmüştüm. Şimdi burasını böyle birleştirdiğin zaman ne olacak? R olsun, R1 olsun. Evet. Bunu böyle Bir, birleştireceksin. bir. R2 olacak. Burası da X olsun. Bak ben bunu böyle birleştirirsem R1, R2. Buraya dikkat et. Bu bir dik yamuk değil mi? Evet. Biz dik yamuk sorularını nasıl çözecektik? Bunu böyle birleştirip burada Pisagor yapacaktık. Aslında bu da bir dik yamuk. Ben bunu böyle Evet. çekersem burası R1 ise burası R1 olur. Şu uzunluğum R2 eksi R1. Şuraya da dikkat et. Dikdörtgen oluştu. X. Yani X kare artı R2 eksi R1'in karesi eşittir. R1 artı R2'nin karesi. Ya burada bir formül geliyor da bunları kullanmaya gerek yok. Biz zaten dik yamuk sorularının nasıl çözüleceğini biliyoruz. Yani burası R1, burası R2, burası X, burası da R1 artı R2. Yani bu şeklin döndürülmüş hali. Anlaştık mı? Tamam. Peki şöyle bir uzunlukla karşılaşırsak ne olacak? Ne yapacağız? Biraz böyle şey. Bakın şuradan gidelim. Daha mı güzel gözükecek? İkisi de aynı şey zaten. Hatta ikisinin aynı şey olduğunu gösterelim. Sonra konuşalım bunu. Bunlar teğetler burada. E ben buraya A dersem buraya A, buraya B dersem burası B. Yani bu uzunlukta bu uzunluk birbirine eşit her zaman. Doğru mu? Evet. Şimdi bu tarz bir soruda ne yapacağım? Ona bak şimdi. Ha, kesişmeyeceklerdi. Şöyle olsun. Bir saniye. Neyse biraz hile yapacağım. Yapacak bir şey yok. Onunla uğraşmıyorum. Şöyle şurası teğet olsun. Şurası da teğet olsun. Bak bu çok önemli bir soru tipi. Bunu böyle birleştiriyorsun. Yine merkezleri. Tamam mı? O1 ve O2. Anlaştık mı? Bak şimdi burası dik değil mi? Burası da dik. Yani çok burada benzerlik çıkmaz ama burada yapacak olduğumuz şey aynı şey. Bak bunu böyle birleştiriyorum. Yani burası R2 olduğu için burası da R2 oluyor. Şu X olsun. Bak burası neydi? R1. Şuradaki dik üçgeni gördün mü? Evet. Yani X kare artı R1 artı R2'nin karesi eşittir. O1, O2'nin karesine eşit olur. Ya bunlar dediğim gibi birer soru tipi aslında. Özünde yine merkezlerden indirilen yarı çaplara oluşturan dikleri oluşturduk. Sonra dik üçgenin kuralını yazdık. Anlaştık. Tamam. Şeyi, dik kesişen çemberlerde şeyi söylemiş miydik? R1 artı R2'nin karesi. Ha, söylemişiz o zaman. Yine dün söylediğimiz şeyler var. Yine bir kez daha hatırlatalım. Yani dün dediğim çember başında gördüğümüz şöyle bir özellik vardı hatırlarsan.
Şurada dik üçgen oluşuyordu değil mi şöyle? Şurada oluşturacağın üçgen nasıl bir üçgendi? Dik üçgendi değil mi? Evet. Peki neden bunu böyle birleştiriyorduk? Şöyle. Bununla bu eşit. Çünkü dışarıdan teğetler çizilmiş. Bununla da bu eşit. Dışarıdan teğetler çizilmiş. Ne olacak? Muhteşem üçlü oluştuğu için burası ne olacak? 90. Hatta çok işimize yaramasa da yani şu şekilde yaramasa da şöyle şeyler de yapabiliriz. Burası O1, burası O2 olsun. Ben bunları böyle birleştirirsem R1, R2 birleştirdim. Bak bir 90'lık da buradan geldi. Çünkü teğet olduğu için R2. Teğet olduğu için R1. Değil mi? Burada böyle bir şey söyleyebiliriz. Tabi buralar 90 derece. Anlaştık. Tamam. Burası 90 derece midir? Hayır. Bunların toplamları nedir? 180 derece. Ona bir şey söyleyemeyiz. Tamam mıyız? Tamam. Yani genel itibariyle soru tipleri de bunlar. Bir bakalım şeydi hani bir kez daha hatırlatayım. Belki dün yeteri kadar şey yapmamış olabilirsin. Şu yarım çember. Şöyle. Değil mi? Şurada herhangi bir Evet. açı aldığım zaman ne olacak hatırlarsan? Bu 90 derece olduğu için burası 270 olacaktı. Burası 135. Ve 135 derece olduğu için ne yapabiliyordum ben buradan? Bunu böyle çekip burada ikizkenar dik üçgenler oluşturabiliyorum. Değil mi? Ve hatta Evet. şurayı böyle birleştirip burada Pisagor yapabilirim tabii. Şurayla birleştirebiliriz de şurada Pisagor yapabilirim. Var mı kafana takılan bir şey burada? Yok. Yani bu tarz sorularla çok karşılaşacağız. Bir bakıp başlayalım. Eksik bir şey olursa görürüz. Çemberde uzunluk. Şimdi çemberin yarıçapını soruyor. Yani bana R'yi soruyor. Şuradaki R'yi. Bak ne yapacağım? Burası R ise burası da R. Buraya ne kalır? R eksi 2 kalır. Bu ikisini birleştirirsem burası ne? R. Dörtlü bildiğim bir tane üçgen var. 3, 4, 5'i sağlıyor mu diye bakıyorum. Sağlıyor. Yarıçapım kaçmış? 5. Var mı problem? Yok. Peki o merkez demiş. Bak burası kaçmış? 25. Orası 25'tir. 25. Burası da 25'tir. Doğru mu? Evet, orası 24. Zaten 20 onu bulundu, evet. burası 5 ise burası 5. Hemen teğeti gördüğüm zaman ne yapacaktım? Bunu böyle birleştirecektim. 5. 12 zaten. Evet 5, 12, 13. Bunlar kolay, evet. BC'ye buraya 2K. alfa dersen burası 2 alfaymış. Burası çapsa bunun tamamı 180 yani burası 60 burası 120 derecedir. AC Evet. uzunluğunu sormuş. 4, 4. Bunları birleştirdim dikkat et. 4, Burası 4. 60 ise burası da 60. Eşkenar üçgen çıktı. AC kaçmış 4. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi AF 18 demiş. Şurası 18'miş. Evet. 5 ve şeyi vermiş. Bize FK eksi KB'yi sormuş. Çok ilginç. Neyse şuraya bir x diyelim. Burası 18 eksi x. Burayı böyle birleştirirsem şeyi bulabilirim. 5, 12, 13 üçgenini bulabiliyorum. Doğru mu? Evet. Yani burası kaçmış? 5. Evet, beş. Peki şimdi ben şurayı birleştirirsem şu nokta nokta yapalım orayı. Ben bunun 13 olduğunu biliyorum. 5, 12, 13 üçgeni doğru mudur? Evet. Bak Orası şurası yedi o zaman FK. yani buraya 7 kaldı. Bunun tamamı 13'tü. Şu KB kaç çıktı? 1. FK kaç çıktı? 1. 7. Aradaki fark 6. Altı. Çok hoş kalıyormuş bu arada. Var mı Evet. sıkıntı? Yok yok. AD ile AE, AD ile AE eşitmiş. Yani burası B ise burası B'ymiş. Burası B ise burası da B'dir. Evet. Evet. Burası da B'dir. Çünkü bir çembere dışarıdan çizilen teğetler eşit. Evet. Dikdörtgen olduğu için 90. 90'ın karşısı 2B, burası 30. Var mı sıkıntı buraya kadar? Yok. Peki burası 60, doğru mudur? Burası 30. 30'un karşısı B ise 60'ın karşısı ne olur? B kök 3. A gördüğüm yere B kök 3. B gördüğüm yere de B yazacağım. Ne olacakmış? Kök 3 olacakmış. Var mı sıkıntı?
Yok. Peki Devam. devam. BC'ye K diyelim. AB'ye 2K diyelim ama şurayı parçalayalım. KK diyelim. Bak teğeti gördüğün anda hep ne demiştim? Bunları birleştireceksin. Burası Burası K. yarıçap olacak. K. 90'ın karşısı 2K iken yine burası 30. 30-60. 60. Evet. Evet. Burası da 30. Burası da 30. 120-30. 120-30'u 4 kök 3. kök 2'nin K kök 3 neye eşit olacak? 12'ye K kaç çıkacak? 4 kök 3 çıkacakmış. Yani şurada Gerçek. 120-30-30 üçgeni çıktı. Evet. OB doğrusu parçası kenar orta dikme bak. Yine aynı şey çıktı. DC doğrusu OB'nin diyor kenar orta dikme. Ne demek kenar orta dikme? Hem dik olacak hem de iki eşit parça ayıracak. Var mı kafana takılan bir şey? Kenar orta dikme. Neden orada aynı oluyor xx? Çünkü hem ortalayacak hem de Ha. dik olacak. Hem ortaladı hem dik oldu. Anlaştık mı? Ha, tamam. Tamam, aynı yaptı. Tamam. Ben bunu birleştirirsem ne olur? 2x 2x. yine 90'ın karşısı, 30'un karşısı, 60'ın karşısı. 60'ın 2 karşısı 6 kök. ise 30'un karşısı 2 kök 3. Evet, Yarıçapında 4. kaç çıkar? 4 kök 3 çıkar. Anlaştık mı? Tamam. AC'ye K diyelim, BC 4K olsun. Yarıçapı 6'ymış. Teğet kelimesini gördük. Hemen birleştiriyoruz. Burası da 6. 6'nın karesi K çarpı 4K. Buradan K kare eşittir 9. K kaçmış? 3. Bizden alan AOB'yi. AOB'yi istiyor. Yani 6 çarpı 5K. Çarpı K'yı da 3 tam bulmuştuk. beş kat. Bölü 2'den. Ne yapar? 30, 45 gelir. 45, Var mı sıkıntı? 45. Yok. Şimdi BF kaçmış? 8. 8. Çevre ABC'yi istemiş. Hemen başlıyorum. Buraya x dersen burası x. Burası 8 eksi Orası x mi yapar? 8. Evet, Değil orası mi? da 8 eksi. Buraya y, buraya y dersen buranın tamamı da 8. Buraya da 8 eksi y yapar. Doğru mudur? Çünkü bak Tamam. yine aynı şeye geliyoruz. Bir çembere dışarıdan çizilen teğetler birbirine eşittir. Ben bununla bunu Evet. çok şey. ABC'yi toplarsam kaç gelir? Ya 16 16. zaten. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi AD uzunluğu nedir diyor. Ben biraz çok basit bir soru ama tabii bir işlem yapacağım. Onun için şöyle biraz yakınlaştırayım istersen. AD'yi yani tamamını soruyor. Bak ben çemberin merkezinden dik indirdiğimde burayı 1-1 diye Eşit bölmez oluyor. mi? Evet. Bu O Orası da noktası 4. büyük çemberinde yarıçap şey merkezi olduğu için burası 4 ise 4. burası da Orası 4 4. olur. Ha, 8 AD zaten. ne olur? 8. Güzel Pardon. soru. Yok, bir şey olmaz hocam. AC neymiş? 8. BC neymiş? 6. Buraya 10 yazayım. Burası ne Tamam. olacakmış? BC 6'ymış. Şurası da 6, kaçmış? 8. 8, 10 üçgeni. Peki çemberin yarıçapı diyor. Şimdi çemberin yarıçapı. Teğeti gördüm değil mi Nezrin? Hemen buraya RR dedim. Evet. Burayı da böyle birleştirdim. Burası da R olur mu? Evet. Peki bunun tamamının oranı. Bak burası bu dediğim şey ne? 10 eksi R değil mi şurası? Evet. 10 eksi R'nin 10'a oranı, R'nin 8 oranı. Bak benzer yine dediğim gibi üçgenleri çok iyi anlarsan her zaman geometride bir adım hatta 5 adım ileride olursun. Ben o ara yapayım. 40 bölü 9 mu çıkıyor? Ben 40 bölü 9 buldum ama. Evet. Anlaştık mı? Tamam. Ya bak şey önemli kelimelerimiz ne? Çap. Çap dedi tamam burası. RR diye böldük. Teğeti gördük, birleştirdik. Zaten bununla bu paralel olduğu için yarıçap hemen benzerlik yaptık. ED'yi sormuş. Bu sefer de burayı sormuş. Teğet. Nerede teğet demiş olması lazım. Teğet. Hemen birleştirdim. Bak bu bir tane kelimeyi ya, zaten hani özel dersin mantığı bu. Bunu verdiği anda hani değil mi? Gayet basit Evet. oluyor. 3, 4, 5 üçgeni. Değil mi? Evet, orası 4, orası 4 o zaman. Buraya da x diyelim. Hayır. Niye? İkizkenar Neden üçgen değil ki? ki bu. Aa, evet ya. İkizkenar üçgen değil ama şunu biliyorum. Dikten dikilmiş. H kare 4 çarpı x'ten 9 bölü 4. Anlaştık mı? Tamam. Peki. Burası r. Burası r eksi 1.
Gördüğün gibi burası da R olacak. 5, 12, 13 üçgeni. Bizden En BD'yi son. sormuş. Ha, alakasız bir yeri sormuş. Gördün mü Nezrin? Burayı. Evet. Peki ama ben biliyorum ki bu bir dik yamuk. Az önce gördük. Dik yamuk sorularını nasıl çözecektik? Buradan 90 dikini indir. girecektik. Burası 5 ise. Burası 5. Tamamı 13'tü. Unutmayalım onu. Burası 8. Burası da 12 mi? Evet. 144. 144 artı 64'ten 208. O da 104. 52 herhalde şunu yapıyor. Değil mi? Evet. Sanki. 16 çarpı 13. 160, 48 daha 208. Ya şeyle yapabilirdik. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2, 9 artı 4 kök 13, 4 kök 13 diye de bulabilirdik ama ben bunu yapmak istedim. Var mı sıkıntı? Yok. Geçiyorum. Evet, şimdi T gördük, birleştiriyoruz. Tamam, bu bir kere artık bizim için bu konunun en önemli yeri. Doğru mudur? Evet. Yarıçap Karşısına olduğu için çıktım. bunları yazdırırım. 6, 8, 10 üçgeni. Ama gel gör ki adam benden nereyi istiyor? EB'yi istiyor. Göreceğin. Şimdi soru Göreceğin. zor bir soru. Buna tekrar dönüp bak. Bak ben bu ikisini birleştirirsem burası 90 olur. Niye? Çapı gören çevre açı 90'dır. Doğru mu? Evet. Peki benden ED'yi istiyor. Şimdi Oran. ben şeyi nasıl bulacağız? Şu uzunluğu Hocam bulabilir miyim? DC yok hocam, ona ihtiyaç bile yok. DC zaten 4K ya. D'yi de 6K. Tamam, süpersin. Aferin sana. 10K Sen işte 8. daha iyi buldun. 4K. Ben benzerlik yaparak bulacaktım. 4K dedin. 6K dedin. 10K Evet. eşittir. 8K eşittir. 4 bölü 5. Evet. DC'yi istemişti. 4 ile çarp 10'a. 16. Aferin sana. Ben benzerlikten sonra onu söyleyecektim. Zaten benzer yani haliyle. Evet. Evet. Şimdi bunlar birbirine eşitse, değil mi? Buraya da 8 Evet. diyebilir miyim? Diyebilirim, değil mi? Ben Evet. bunu böyle Açıortay birleştirsem var. Evet. Pisagor'dan açıortay da görürüz. Bizden OD'yi istemiş. Ne istemiş? Ha, O de. Hı. zaten yarıçap istemiş yani. Yani bunu şu niye 8 olduğunu da söyleyelim. Ha, bu Burası X, açıortay kuralı o burası yüzden. X. Yani X, Pisagor yapıp bunlar eşit zaten. Buranın 8 olduğunu bulabiliriz. Hemencecik. Evet, çemberin yarıçapı demiş. Zaten teğet görünce artık biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bunu böyle Evet. birleştirecektim. Burası R, değil mi? Bunu böyle Evet. birleştireceğim. Açıortay olacak. Neden? Çünkü burası da R. Bunlar birbirine Karşı eşit. 12. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı ne yapar? 4 kök 3, 4 30, kök 60, 90 üçgeni yapar. Tamamdır. Geçiyorum. Burası 90. Evet. Şimdi ben bunu böyle ABC'si. çekeceğim. Aha. Hatta çekmeden yapalım istersen. Ben ne öğretmiştim? Bunun karesi. PB'nin karesi. Aa, evet, 2 2 çarpı 10. çarpı Evet. 20. Yani burası kök 20'ymiş. Kök 5. 100'den 20'yi çıkartırsam burası kaç gelir? Kök 80. Doğru mudur? Evet. Ha, 4 kök 4 5 ama benden 4 bölü kök 5 istemiyor. Neyi 5. istiyor? Yarıçapı istiyor. Yer 2 kök. çarpı 2 kök 5. Ben ama bu soruyu böyle çözmezdim. Şimdi hem sana anlatıyorum hem de videoları YouTube'a atıyoruz ya. İnsanlar Evet. kısa yolunu görsün diye ben bunu böyle çözmezdim bu arada. İlk aklıma gelen şey şuydu. Ya böyle çözmezdim derken, yani ben ilk gördükten sonra ikinci yolu düşünmezdim. Şimdi sana anlatınca ya da sizlere anlatınca şey oluyor. Acaba bir kolay yol var mı diye düşünebiliyorsun. Şimdi ben bunu gördüm ilk önce. Çünkü çapı gören çevre açı 90'dır. Direkt Öklit yapacaktım. 8 kere 2 16. Burası 4. 4 8 4 kök 5. Yarısı yarısı 2 kök 5. Benim aklıma bu gelirdi ama direkt kuraldan daha kolay çıkıyor. Gördün mü? Evet. Peki, burası 5 5 ikizkenar üçgen olduğunu görebiliyoruz. Niye? Yarıçap Evet. yarıçap. Var mı sıkıntı? Yok. Peki, şimdi buraya dikkat et. Şu da 5 midir? Nezrin. Yarıçap olduğu için. Evet. Peki 15, Şimdi 75, 90 üçgenin ne özelliği işte. vardı? Haşa 4 haş özelliği vardı. 4 çarpı 5'ten ne yapar? 20 yapar. 20. Var mı sıkıntı? Yok. Güzel soruydu bu. Evet, artık şeyi anladık. Kirişi Evet, görünce bu ne yapacağız? sonuç. Dik indireceğiz. Ama bak dikkat et 4 4 diye paylaşmayacak. Tamamı 10, 5 5 5, diye 5. paylaşacak. Ha, orası o zaman. Bunu da 3. birleştirdim. 13. Burası 12 10, yaptı. Ne 12. istiyor bizden? OC'yi istiyor. Tamam. Burası da 3 müydü? Değil mi? 8 Evet. tamamı. 3. Evet. Şöyle Pisagor yapacağım. Yani şu Pisagor yapmayacağım da.
3, 12, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4, 3 16, kök 17, hepsi ne yapar? 3 kök 17. Yani on. Evet. Pisagor yapacağım, öyle uzun uzun Pisagorlar yapmayacağım. Peki. Evet, kafana takılan bir şey var mı? Yok. Ben buraya alfa dersem burası alfa, burası da alfaymış. O Doğru mu? zaman orada paralellik var mı DCAB'ye? Şimdi ya olabilir, olmayabilir. Şimdi yalnızca şu ikisi eşittir diye paralellik diyemeyiz. Ama bak, ispatlarsak neden olmasın? Burası alfa değil mi? Evet. Burası 2 alfa. Burası 2 alfa. Burası 2 alfa ise burası 4 alfa. Burası da 2 alfa. Var mı sıkıntı buraya kadar? Yok. Çap dediği için bunların tamamı 180 yapacak. 6 alfa eşittir 180. Alfa eşittir 30. 30. Şimdi alfayı 30 bulduk. Burası 30'muş. Burası 30'muş. AC'de ne gelir? Ya 4 dört kök 3. kök üç zaten. Ha Anlaştık evet. mı? Var. Tamam. Peki devam. AB çap demiş. 45 diyor. Başka da hiçbir şey bilmiyoruz. 90 mı Peki. çizelim hocam? Ben şunu çizerdim ben. Niye? Çünkü çapı göreceği için burası 90 yani 45 yapacak. Var mı sıkıntı buraya kadar? Açıortay. Tamam. Değil Yok. mi? Burası ne olur? 15K. 15K. Burası ne olur? 20K. 20K. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. Burası da ne olacak? 25K olacak. Doğru mu? Evet. 15, 20, 25 gibi. 25 3 kareye oldu. eşit oldu. Nasıl eşit? 35'e ne istemiş? AC'yi istemiş. 20K 28 olacak. nedir? 28 mi geliyor? Sana güveniyorum. Evet. Devam edelim. Peki merkezden gelen ve TYT ise burası ne olacaktı? Dik olacaktı, değil mi? Evet. DE'yi istemiş. Oo, nereden sormuşlar? Menelaus hatırlıyor musun? Ay, evet. Neydi Birazcık. Menelaus? Ya Menelaus'u da Hatırlamıyorum çözmeyi şimdi. deneyeceğim ama ilk benim gördüğüm şey her zaman, çünkü burası RR, ilk gördüğümü anlatacağım. Neydi? Bunun tamamının oranı, bunun buna oranı, bunun buna oranı çarpımları birdi. Bak şimdi ben buraya XX diyeyim, buraya da Y diyelim. Y'yi soruyor. X'in 2X oranı, R'nin R'ye oranı, bak R'nin R'ye oranı, 12'nin Y'ye oranı. 12'nin y Bunların eşittir hepsinin 1. çarpımı kaç yapacaktı? 1. Gördüğün gibi çok basit bir 6. şekilde çıkıyor. Şimdi bunu göremeseydik ne olurdu? Hani ben şimdi öğrenci gibi düşünüyorum. Ben bu Menelaos'u göremeyebilirdim değil mi? Evet. Ne yapacağım? Kağıda biraz daha yaklaşırdık. Evet. Şimdi ya yine soru muhtemelen benzerlikten çıkacak. Başka çaremiz yok da. Hani Menelaos'suz nasıl yapardık onu anlatmaya çalışacağım şimdi. Ne yapalım? Şurayı birleştirirsek hiçbir işimize yaramaz ama orta taban olur. Değil mi? Evet. Şurayı birleştirirsek şurası çap olur, muhteşem üçlü gelir. Hani belki bir işe yarar mı bilmiyorum. Çünkü şunu şöyle yaparsam burası 90 olur. Burası R, burası R, burası da R olur. Ha, 30-60-90 üçgeni çıktı burada, değil mi? Evet. 60'ın karşısı R ise burası 4 kök Resi 3. 4 kök 3. Burası 4 kök 3. 8. Burası 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. 30-30. Şimdi burası da 30, değil mi? Evet. Burası da 30, 90, 60. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4. Biz hata mı yaptık soruyu çözerken? Ya da sorum hatalı. Hoppa, hadi bakalım. X bölü 2x, R bölü R, 12 bölü R, 12'nin yarısı 6. Cevap 6 olması lazım. Bunu böyle çektik. Çapı gördüğü için 90 olacak. Hatta renkli bir kalemin üstünden geçelim istersen. Çözüm için. Bunu böyle çektik. 90 olmak zorunda. Ha, buraya ben niye R dedim ki? Ay, hata benim nezdim ya. Ne alaka Aa, orasının? Orası niye R değil olsun ki? Değil mi? evet. Benim hatam. Çünkü bunu çekip niye R dedim ben de bilmiyorum. Neyse, hani bir yolu bulacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu Menelaus ben öğrenciyken aklıma gelmezdi şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi burası R, burası R. Bu adam burayı istiyor. Menelaus'uz nasıl çözeriz? Şimdi ben buradan böyle paralel çekeyim. Bir de böyle yapalım. Ben buradan böyle paralel çeksem, değil mi? Aa, evet 6-6 olacak. A diyelim. Hayır. 6 Yok 6 değil. değil.
Burası A Ay ise tam. burası A bölü 2 olur, değil mi? Evet. Ha, şimdi çıktı bak. A'ya A bölü 2 ya. Burası X ise burası X bölü 2, değil mi? Evet. Burası 3X bölü 2 ise şurası da 3X bölü 2'dir. Tamam, şimdi oldu. Bununla bunu toplarsam yani 2x eşittir 12, x eşittir 6. Şimdi öğrenciyken bu mu aklına gelirdi bilmiyorum. O kadar ben de bilmiyorum. Anlaştık mı? Ama menalostan Hocam, çok kolay çıkıyor. Efendim. şu menalosta A, D, D, B hep mi eşit oluyordu yoksa burada mı öyle Hayır, vermiş? yok yok yok. Tesadüf canım, o hani şöyle. Ha. Unuttum mu ya ben onu? Yani şurası P, hatta burası 3P, burası 2P, burası K, burası 2K, X, Y. Yani X'in Y oranını bulabilirsin şu oranlarla. Hatta biz onu yapmadan şunu şöyle paralel çekip de yapabiliyorduk aynısını yukarıdaki gibi. Evet. Menelaus videomuzu bir daha izle. Tamam. Burası R, burası R, burası 10, burası 10, burası da R. Yine hangi üçgen geliyor buradan? 5, 12, 13'ün 2 katı mı geliyor? 5, 12, 13'ün 2 katı geliyor değil mi? 24, 24 mü? Evet. Yok. Sağlamadı ki, 28 oldu. Aa evet. Ben de her şeyi evet diyorum ya. Vallahi ya. İnsan. Evet. Neyse, yapalım. Pisagor yapalım. Ya şimdi üçgenleri görmektense şunu yapıvereyim bari hiç. 4 artı R'nin karesi. Bunu karşıya atıp iki kare farkı yapacağım. Yani şu R kareyi. Onun karesi, şunu karşıya atarsam eksi R kare. Bundan bunu bir çıkartacağım. Yani 4. Bir de toplayacağım. 4 artı 2R. Yüzü 4'e böldüm. Ha, zaten tam sayı çıkmıyormuş. O yüzden görememişim. 100 4'e Ha. böldüm. 25. 21 bölü 2 çıkıyormuş R. 21 bölü 2. Nereden göreyim ben onu? Burası 21 bölü 2'ymiş. 2 ile çarparsam 21. 31. 62. Anlaştık mı? Tamam. Ya çok da bir şey yok aslında. Yalnızca o şeyi göremedim ben. BF 12 demiş. Hemen ne yapıyordum? Teğeti görünce aklıma hep ne gelecek? Bak, hep bütün soruları neredeyse öyle çözdük. Farkında mısın? Evet. 6. Peki bize neyi sormuş? AB uzunluğu. Yani şunu soruyor. Peki 60 30 90, ışık. 60, 30. Burası 60. Evet. Doğru mudur? 60 evet. 30'un karşısı buysa burası ne olur? 4 kök 3 olur, değil mi? 90'ın karşısı ne olacak? 12 olacak. Gerçi biz zaten AB'yi istiyorduk. Hiç uzatmaya gerek yok. Burası kaç? 18. 90'ın karşısı 18. 30'un karşısı kaç yapar? 9. Var mı problem? Tamam. Yok. Oo, değişik bir soru. Bu ne ya? Diyor ki A ve B noktalarından geçen çemberin merkezi P, Q, R, T, S noktalarından hangisi olabilir? A'dan da geçiyormuş, B'den de geçiyormuş. Şimdi nasıl yapacağım bu soruyu? Bir kere T olamaz. Şıklara bakarak gidelim. T niye olamaz? Bak, burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, kök 17 birim değil mi? Hatta bir tanesini gösterelim. Bak, burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? Pisagor yapacak olursan. Ben bununla bunun karesini alırsam burası kaç yapar? Kök 17. Yani T'nin olma şansı kalmadı. Peki böyle bir şeyi niye söyleyebiliyoruz? Bak, burası A, burası B ise, yani çember buralardan geçiyorsa bunların birbirine eşit çıkması lazım. Anlaştık mı? Bakalım P olacak mı? P'ye bakalım. Bu ikisi arasındaki uzaklık 1, 2, 3, 4, kök 17. 9, 4, kök 13. P de olmuyor nezdin. Ya yaptığım şey şu. Gözümle şunu yapmaya çalışıyorum. Şurada Pisagor yapmaya çalışıyorum. Bir de şurada Pisagor yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Şu uzunlukların eşit çıkması lazım. Anlaştık mı? Çünkü niye? Yarıçaplar birbirine eşit değil miydi her zaman? Evet. Neyse artık. Ben şöyle hızlıca bakayım. Hepsini tek tek denemeyelim artık. Q'ya bakalım. Q da olmaz. S'ye bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. O da olmuyor galiba. R'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi R'ye bir bak istersen. Şimdi şunu şöyle birleştirelim. Burası kaç birim? 4 birim. Burası kaç birim? 3 birim. Bak, burası kaç yaptı? 5. Değil mi? Bak, 1, 2, 3, 4, 5. Demek bu çemberin merkezi R olabilirmiş. Anlaştık mı? Tamam.
Geçiyorum onları. Peki. Kare demiş. Buraya hemen 30 yazıyorum. Buraya R diyorum. R diyorum. R diyorum. R eksi 2 diyorum. Buraya kadar kafana takılan bir şey var mı? Yok. Burası da R haliydi. Bunu böyle çektim. 90'ın karşısı R iken 30'un karşısı ne olacak? R bölü 2. Eksi. Bak bunlar birbirine eşit olacakmış. R bölü 2. R eksi 2 eşitmiş. R buradan kaç gelir? 4 gelir. 4. AD uzunluğunu istemiş. Yani onu istemiş. 4. Var mı sıkıntı? Yok. Peki şu 120 ya. Hemen bunu böyle Evet. çeksem. Bu çapı göreceği için 90. Hemen ne yapabilirim? Benzerlik yapabilirim herhalde. 60. Doğru mudur? Orası neden 60? Çünkü 120'nin yarısı olmayacak mıydı bu? Aa evet. Çevre Tamam. açı gördüğü ölçünün yarısıydı. Tamam. Peki bizden neyi istiyor dedik? AE'yi yani şunu istiyor. Şu dördü kullanırsak soru bitecek galiba da. Şöyle mi gitsem yoksa 30'un Er karşı mi yazsak? buraya R diyelim, buraya R diyelim. Burası da R'ymiş. Burası R kök 3'müş. Doğru mu? Evet. Hepsiyle Şu ilgili bir orantı şey. yapalım. Ha, 90'ın karşısı 4 artı şöyle ise değil mi? Burası ne olacak? Ha, 2 artı R. 2 artı R. Peki bunun tamamının oranı 1 bölü 2 geliyor mu? Bakalım. 2R bölü 2R artı 4. R bölü 2 artı R. Hiçbir işe yaramadı. Peki benzerlik dışında bir şekilde gelmiyor mu? Bakalım. Geç burası da 60 değil mi? Evet. Tamam, soru bitmiş zaten. 30'un karşısı kaç? 2 artı R. 60'ın karşısı ne olur? 2 kök 3 artı R kök 3 olmaz mı? Evet. R Ya kök burası 3 2 kök 3 burası. o zaman. 2 kök 3. Evet, çok hoş soruyormuş. Hmm. Anlaştık mı? Tamam.